16 Kasım 2009 akşamı Pam adında bir kadın Amerika'nın Payson şehrinde 911 acil servisini aradı. 911 operatörüne kendisinin ve kocası Roger'ın kayıp pederinin evine izinsiz giren kişiler tarafından rehin tutulduğunu söyledi. Ney? Dur bakayım lan, çok hızlı girdi mevzuya. Abone olanlar hoş geldiniz. 16 Kasım 2009 akşamı Pam adında bir kadın Amerika'nın Payson şehrinde 911 acil servisini aradı. 911 operatörüne kendisinin ve kocası Roger'ın kayıp pederinin evine izinsiz giren kişiler tarafından rehin tutulduğunu söyledi. Hayda! Direkt rehin alındılar ha? Profesörün korkunç sonu. 911 operatörüyle konuşurken kocası Roger, babası Kay Mortensen'in cansız bedenini banyoda buldu. İyi seyirler dilerim. Amogus. Ne oldu lan? Birden ortalık karışmış. 911, what's your emergency? Salih, hoş geldin ikinci ay. Çok agresif girmedi mi videoya? Abi durdursana, su alalım. Git koşup gel al. Koş al hemen. Alpazan, hoş geldin 10. ay. Artemis, hoş geldin. Yanis Talon. Well, welcome. First year. Dr. Candela, welcome bro. Payson. Vermeyd, hoş geldin. Aleykümselam, 12. ay. Utah'ın küçük Payson kasabasında Kay Mortensen adında 70 yaşında bir adam yaşıyordu. 2009 yılında Kay çoktan emekli olmuştu. Brigham Young Üniversitesi'nde 37 yıl çalıştı. Bu üniversitede profesör olarak tasarım, mühendislik teknolojisi ve makine mühendisliği konularında donanımlı bir abimiz. Yüksek kariyeri sayesinde Kay emekli olduktan sonra iyi bir emekli maaşı alıyordu ve elde ettiği refah hayatın tadını çıkarıyordu. Kay Mortensen... Allah aşkına bir yazsın, nasıl donate edeceğim? Dördüncü yazışın olduğu için söylüyorum dostum. Ünlem Fine Ögeyim yaz. Ünlem ne bileyim destekle yaz. Orada çıkan linklerden halledebiliyorsun, bu çok zor bir şey değil ya. Yalnızca emekli maaşı ne? Dört kere sorduğun için söylüyorum, kendini yırttığını gördüğüm için. Nedeniyle değil, hayatı boyunca yaptığı akıllı yatırımlar nedeniyle de oldukça zengin bir adamdı. Toplamda banka hesaplarında 1 milyon dolardan fazla parası var. Abi iyi biriktirmiş ha. Yarın Fortnite'da Eminem konseri var, girer misiniz? Yok ya. Abi Eminem aslında güzel olur ha. Eminem konseri Fortnite vardı. Bu birikimi çok seyahat etmesine ve hobileri için bir şeyler satın almasına olanak sağlamıştı. En sevdiği hobisi ise silah koleksiyonu yapmaktı. Yaşadığı Utah eyaleti Amerika'da silah alımı ve depolanması konusunda en rahat eyaletlerden biri olarak kabul ediliyor. Kay, herhangi bir kısıtlama olmaksızın farklı türde silahlar satın alabiliyordu. Evinde en ucuzundan en pahalısına kadar 100'den fazla silah vardı. Bayağı silah koleksiyonu var abinin ha? Kay'in hobilerinin yanı sıra dövüş sporlarını da seviyordu. Vay. Ve hatta karatede siyah kuşak sahibiydi. Vay abi, bayağı şey lan. Kay Mortensen'ın özel hayatı hakkında Darla adında bir kadınla evli olduğu biliniyordu. Çift 50 yaşın üzerindeyken evlenmişlerdi. O zamana kadar Kay ve Darla'nın daha önceki evliliklerinden çok sayıda çocukları ve torunları vardı. Kay'in kendisinin 3 çocuğu vardı. Çocuklarının ikisi de başka şehirlerde yaşıyordu. Kay'in 3. oğlu Roger ise babasıyla birlikte Payson kasabasında yaşıyordu. Oğlu Roger bir zamanlar kaza geçirip başından yaralandığı için engelliydi. Yaralanması onun için normal bir hayat yaşamasına engel olmadı. Ancak çalışamıyordu ve geçimini desteklemek için devletten yardım alıyordu. Ayrıca Roger'a eşi Pam ise maddi olarak yardım ediyordu. Kay'in emekli olması ve oğlu Roger'ın çalışmaması nedeniyle birlikte geçirecek çok fazla boş zamanları vardı. Evet. Roger, karısı Pam... Beraber bayağı hobi mobi bir sürü şey yapıyorlardır. ...ile sık sık babasını ziyarete gidiyordu. 16 Kasım 2009'da Kay evinde yalnızdı. Torunlarını ziyaret etmek için başka bir şehre giden eşi Darla'nın gelişini bekliyordu. Aynı gün oğlu Roger ve gelini Pam her zamanki gibi babaları Kay'i ziyaret etmeye karar verdiler. Ama oraya vardıklarında karşılaşacakları durumu hiç beklemiyorlardı. Allah korusun ha. Akşam 19.00 civarında Kay Mortensen'ın evinden 911'e bir çağrı geldi. Neden acaba? Hırsızlık mı? What's the emergency? Siktir, tetikçi var bir daha. Evet, izledik bunu. Selin, adım Selin. Dostum, izlemedik. Sen izlemiş olabilirsin. Artık şu algınızı kırın. Ben izlemedim. Sen izlemiş olabilirsin. Ama bu izlediğini bana niye belirtiyorsun? İzledik diye bir de çoğulça yapıyorsun. İzlemedik. Sen izlemiş olabilirsin.
Ya başka bir yayıncıyla da izlemiş olabilirsin ama biz izlemedik. Hayır, bilmiyorlar, maskeli. Hiç belli değil. 3 kişi bir daha. Were they white, black, Hispanic? They were white. Three white males, okay, but how? They were white males. Two white males. İki beyaz. Diğerini bilmiyorlar o zaman. Bu 911 çağrısında Pam'in sesi oldukça tedirgin ve kafası ise karışıktı. Babası Kay Mortensen'ın evine giren maskesiz kişilerin yüzlerini görse de görünüşlerini tam olarak tarif edemiyordu. Demek ki kadın çok korkmuş. Bu aramadan birkaç dakika sonra oğlu Roger 911'i tekrar aradı ve babasının cansız bedenini evinde bulduğunu bildirdi. Hi, this is we have the police on the way to help you there. Are you sure your dad's cold to the touch? Okay. Abo! Neden lan? Bu mesela normal bir hırsızlık vakası değil. Demek ki bir olay var. Bakalım. Rakun hoş geldin 17. ay. Burada ya adamın çok zengin olduğunu çözdüler, parasına çökmeye geldiler bak. Öyle bir şey olabilir. Olay yerine gelen polis ekipleri Kay Mortensen'ın evinde inceleme yapmaya başladı. Bu sırada davanın soruşturmasını devralan dedektifler Roger ve Pam'i sorgulamak üzere karakola götürdü. Dedektifler onlarla konuştuktan sonra 16 Kasım akşamı Roger ve Pam'in babaları Kay'i turta götürmek için gittiklerini öğrendi. Evine yaklaştıklarında tanıdık olmayan bir araba fark ettiler ama onlar bunu dikkate almadı. Pam evin kapısını çaldı ve kapı tanımadığı bir genç tarafından açıldı. Çok korkunç lan. Mortensen çifti bu adamın Kay'in tanıdığı biri olduğunu düşünüyordu. Fakat ne Roger ne de Pam onu tanımıyordu. Pam bu kişiye Kay'in evde olup olmadığını sordu. Yabancı kişi ise evet içeri gelin o ikinci katta dedi. Mortensen çifti eve girdi ve kimliği bilinmeyen kişi kapıyı arkalarından kapattı. Bu kişiyle konuşmak için arkalarını döndük. Çok önemli, ne o ya? Ya Icardi falan mı attın amına, bölme ya. Salak bebe ya. Berinde şahsın elinde bir tabanca gördüler. Battı. Bu kişiyle konuşmak için arkalarını döndüklerinde şahsın elinde bir tabanca gördüler. Bu kişi onlara yanlış zamanda yanlış yerdesiniz dedi. Bu sözlerin ardından evin ikinci katından bir yabancı daha indi. Silahla tehdit eden iki genç Pam ve Roger'ın ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak yüzümüzü gördünüz. Sizi öldürmek zorundayız. Evet, neden öldürmüyorlar yüzünü gördüyse? Sonuçta bir cinayet işlenmiş orada, yakalanacaklar direkt. Evin başka bir odasına geçen iki genç Mortensen çiftini bir süre yalnız bıraktı. O anda korkmuş olan Bay ve Bayan Mortensen dua etmeye başladılar. Roger ise bunu çok yüksek sesle yaptı. Burada bu arada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bilmiyorum, burada bir problem var. Babasını o kadar şey öldürüp de bunlar yüzünü görüp neden öldürmüyorlar? Bir sıkıntı var. Birkaç dakika sonra genç haydutlar Mortensen çiftinin bulunduğu odaya döndüler ve Roger'ın duasını yarıda kestiler ve suçlulardan biri ona "Hayır, devam et, duayı bitir" dedi. Roger duasını bitirdiğinde evdeki yabancılar Mortensen çiftini öldürme konusundaki fikirlerini değiştirdiklerini ancak bir şartları olduğunu söylediler. Bu şarta göre Roger ve Pam polise Kay'in evine 2 değil 3 adamın girdiğini, adamların beyaz değil koyu tenli olduğunu söylemesiydi. Ayrıca bu kişiler Mortensen eşlerinin şahsi belgelerini de alarak belirli dedikleri şartları yerine getirmemeleri halinde onları öldürecekleri tehdidinde bulundu. Bu sözlerin ardından iki genç suçlu Kay'in evinden ayrıldı. Roger onların gitmesini bekledikten sonra kendisinin ve karısının ellerindeki plastik kelepçeleri kesti. Ellerini serbest bırakan Pam hemen 911'i ararken Roger da evin ikinci katına çıktı. Banyoya girdiğinde ise babası Kay Morton'un cansız bedenini buldu. Sıkıntı var ama ya. At the front door, my wife was holding a pie right here. She either knocked on the door or rang the doorbell. I believe she knocked on the door. The other guy shut the door. I turned around to look. Somebody was walking down the stairs with a gun in their hand. Çok korkunç lan. He pointed at us and said, "You're here at the wrong time. Put out your hands." I took the knife and I cut my wire tie and I cut my wife's wire tie. I said, "Stay here. I'll see if their car is gone." And I got up and I walked up these steps. I looked out. Ya bu ikisinin belli bir suçu yok gibi. Ama hırsızlarda sanki bir kinden dolayı o adamı öldürmüyor. Yani bilmiyorum ya. Çok bekliyorum, ne acaba? The window to where the vehicle was parked and it was now gone.
came back downstairs and my wife was talking at the time to 911. Tanışıklıklar olabilir. And I said he's dead. Tabii normal bir olay değil ya. Kay Mortensen'ın evinde inceleme yapan polis memurları onun vahşice öldürüldüğünü gördü. Onu küvetin üzerinde diz çökmüş halde küvetin içine doğru boğaz kısmından kanlar akarken buldular. Kay'ı öldürdükleri sırada kullandığını belirledi. Adli analiz bıçakta parmak izi olmadığını gösterdi. Daha da şaşırtıcı olan ise adli tıp uzmanlarının olay yerinde başka hiçbir kanıt bulamamış olmalarıydı. Yaşanan bu suç oldukça tuhaf görünüyordu. Pam ve Roger'a göre suçluların amacı soygundu. Çünkü Kay evinde çok... Ama soygun için gelen adam yani... Çok sayıda silah bulunduruyordu. Tamam. Polis ekipleri Kay'in evindeki tüm silahları tek tek saydı. Ve bu sayıyı Kay Mortensen adına resmi olarak kayıtlı olan silahlarla karşılaştırdı. Böylece evinden 20 silahın çalındığını öğrendi. Diğer bir bilgi ise soyguncuların en ucuz silah türlerini çalmalarıydı. Pahalı silahların hiçbirine dokunmamışlardı. Bu vakada şüphelileri ararken dedektifler bu suça karışabilecek kimseyi tespit edemedi. Yalnızca Pam ve Roger polisin şüphesi altındaydı. Dedektifler herhangi bir kanıt olmadan Mortensen eşlerinin sözlerine inanmadılar. Ayrıca soruşturmanın ilk aşamasında bile davranışları dedektiflere tuhaf gelmişti. Dedektiflere göre 911 çağrısı sırasında Pam ve Roger'ın sesleri oldukça sakin geliyordu. Yaşadıkları acı göz önüne alındığında bu davranış şüpheli görünüyordu. Buna ek olarak 911 operatörüyle yaptıkları görüşmede Pam ve Roger... Bir dakika, ben kaçırdım, telefona baktım ya. Bir dakika ya. Abi Mert, bugün bir yayına odaklan abi. Telefondan sürekli bir şey oluyor. Bir dakika. Odaklan. Yalnızca Pam ve Roger polisin şüphesi altındaydı. Dedektifler herhangi bir kanıt olmadan Mortensen eşlerinin sözlerine inanmadılar. Ayrıca soruşturmanın ilk aşamasında bile davranışları dedektiflere tuhaf gelmişti. Dedektiflere göre 911 çağrısı sırasında Pam ve Roger'ın sesleri oldukça sakin. Sakin değil mi? Evet, ben de onu fark ettim ha. Yaşadıkları acı göz önüne alındığında bu davranış şüpheli görünüyor. Oğlum altına sıçıp adamın böyle çok heyecanlı olması gerekmiyor mu? Yani babası normal kalp krizinden ölmemiş yani babacığım. Allah korusun, babasına gidiyor bakıyor, adamı klozete eğmişler, boğazını kesmişler, her yer kan. Bu normal bir şey mi ya? Kafayı yersin lan. Buna ek olarak 911 operatörüyle yaptıkları görüşmede Pam ve Roger'ın ifadelerinde kafaları karışmış ve suçluların sayısını, görünüşünü doğru bir şekilde tarif bile edememişler. Onu belki işte o olmuş olabilir mi? How many were there? How many guys were there? 3 kişilerdi. Sanırım 3 kişiler. Böyle gelmesi lazım sesinin ya. White, black, Hispanic. White. Three white males. Okay, but how? Two white males. Dedektiflere göre Mortensen çiftinin anlattığı hikaye son derece mantıksızdı. Soyguncuların Kay Mortensen'ı vahşice öldürmesi, evet, ama yüzlerini gören iki tanığı öldürmesi... Nasıl öldürmüyorsun çok harbiden? Çok saçma. Polis memurları eve zorla girildiğine dair herhangi bir iz olmadığını da tespit etti. Bu gerçek, Kay'in suçlunun evine girmesine izin verdiğini, bu kişiyi tanıdığını ve ona güvendiğini gösteriyordu. Bu soruşturmada... Bir de şu da var, adamların yüzü açıksa neden kapıyı açıp adamı içeri alıyorsun? O da saçma değil mi dostlar? Yanlış mıyım? Abi sus da duyalım. Çık Çağlar'cığım. Yani izliyoruz biz. Yorum yaparak video izliyoruz. YouTube'dan izle zaten, başka biriyle video izlemek istemiyorsan. O da saçma. Adama gözükmek istemiyorsan kapıyı kapatırsın, açmazsın. Kaçar gidersin. Hiçbir ipucu ve yeni tanık bulamayan dedektifler Pam ve Roger'ı ayrıntılı sorgulama için polis karakoluna çağırdılar. My name's Eric Knudsen, by the way. I'm Pam Warren. He's a cantankerous old fart, and he set his mouth to everybody. And they had blue fuzzy gloves. They looked like women's winter driving gloves or something. The fuzzy kind. They had, I know they had purple gloves on. Purple, you know, your... Quite frankly, I think the story's a bunch of crap. I think the story's a bunch of crap that you and Roger have come up with. Yanlış bilgi. Sorry, you don't believe me, but... Does it sound too rehearsed, or? Yeah. Okay. Is your husband capable of killing someone? I need to get a drink. I wouldn't hope. I mean, I wouldn't think he is. Niye ummazdım, böyle olduğunu düşünmezdim. Killing his father. Soruşturmanın bu aşamasında Kay Mortensen çiftinin baş şüphelileri Pam ve Roger'dı.
Bu şüpheler üzerine polis ekipleri evlerine giderek detaylı arama yaptı. Evlerinde yapılan aramada yasaklı maddeler ve ruhsatsız silahlar bulundu. Ayrıca evlerinde on binlerce dolar değerinde çok sayıda ödenmemiş faturalar bulundu. Baba bunlar boku yedi de niye babasından borç istedi? Babası bunları terse dedi. Babası bunlara ağır konuştu. Siktirin gidin lan. Bir sikim olamadın geldin bir de babanın parasına mı çökeceksin? Eşşol eşeğin bebesi. Şak tokadı vurdu gönderdi de. Bu kinlendi babasına pusu mu kurdu? Bu gerçeğe dayanarak dedektifler Mortensen çiftinin borçlarının Kay cinayetinin nedeni olabileceğini çünkü bu şekilde Roger'ın babasının zengin mirasını alabileceğini teorileştirdi. I know we're in a lot of debt, but I personally would not have my father-in-law killed for his money. Pam ve Roger'ın sözlerine evet, inanan... Evet bir de pahalı silahlar kalıyor böyle hırsızlık süsü verilmeye çalışıyor gibi değil mi? ...mayan dedektifler onlardan yalan makinesi testine girmelerini istediler. Ve ikisi de teste başarısız oldu. O anda Pam ve Roger uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini anladılar. Ve bir avukat tuttular. Tuttukları avukat artık dedektiflerle konuşmamalarını tavsiye etti. Fakat bu tavsiye bile onlar için bu durumdan hiçbir çıkış yolunu aralayamadı. Basically Roger and Pam have provided statements that have been inconsistent to basic basic 911 call along with being inconsistent. Soldan geliyor ses. Polis, Pam ve Roger'a karşı delil toplamaya devam etti ve 2010 yazında savcı onlara karşı suçlamada bulunmak için yeterli delilin toplandığına inanıyordu. Böylece mahkeme, Mortensen eşlerini Kay Mortensen'ı birinci dereceden öldürmekle suçladı. Aralık 2010'da tutuklandılar ve bu davanın ilk duruşması aynı ayda gerçekleşti. Ancak henüz karar verilmemişti. Duruşma devam ederken Pam ve Roger 4 ay cezaevinde kaldı. Bu olay medyada çok sık tartışılmaya... Tutuklu yargılanıyorlar yani şu an değil mi? ...başlandı. Ve bir gün aniden Rachel adında bir kızı yerel polis karakoluna aradı. Bu kız, Kay Mortensen cinayetiyle ilgili gerçeği bildiğini söyledi. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. I told him to put zip ties on. He said that he wasn't willing at first, but he eventually did. He said that they took him to the bathroom and picked him up with a tub. He said right after that they heard the door buzzing, and it was the two. Rachel polise Kay Mortensen'ın evine gidip onu öldürmekten Martin Bond adında eski kocası ve arkadaşı Benjamin Retting'in sorumlu olduğunu söyledi. Bunları para verip demişler ki mirastan size pay vereceğiz ha? Yaşananları biliyordu. Çünkü eski kocası olan Martin tüm hikayeyi ona bizzat kendi anlatmıştı. Rachel ilk başta Martin'den korktuğu için bundan kimseye bahsetmek istememişti. Pam ve Roger'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini gören Rachel, sessiz kalma konusundaki fikrini değiştirdi. İki masum insanın yapmadıkları bir şeyden dolayı cezalandırılmasına izin veremezdi. Bence pay vermişler ama masum değiller ya. They decided that it was just that they'd probably be safe to not kill him. I don't know what exactly. Anlaşmışlardır ya. Bir de şunu diyeceğim. Yani bu iki kişi masumsa neden hapis yatmayı kabul etsinler? Martin'le şeyi ifşalarlar illa ki. Derler ki ya var birileri falan, ne bileyim. Yalan makinesi falan. Var burada, çıkacak. They came back and they both told them what story that they should tell the cops. If they didn't then they would come back and kill them. Var bir sıkıntı yani. Obsesif kompulsif bozukluk.
Dedektifler, Martin Bond'un Kay Mortensen'ın çok yakın bir arkadaşının oğlu olduğunu tespit etti. Bu gerçek, soyguncuların eve nasıl girdiğini açıklıyordu. Ha. Kay, Martin'i çocukluğundan beri tanıdığı için onları içeri almıştı. Martin, Kay'in evinde çok sayıda pahalı silah bulundurduğunu biliyordu ve arkadaşı Benjamin Redding'i onunla birlikte soygun yapmaya ikna etmişti. Dedektiflere göre Kay, muhtemelen silahları gönüllü olarak onlara vermeyi reddetmişti. Pam ve Roger gelmeden önce bulabildikleri şeyleri aldılar. Martin Bond ve Benjamin Redding'i bulup tutuklayan dedektifler onları detaylı bir şekilde sorguya çekti. Genç suçluların çalınan silahların bir kısmını sattıkları, bir kısmını da toprağa gömdüklerini öğrendiler. Ayrıca Martin ve Benjamin'in aranması sırasında dedektifler Pam ve Roger'ın belgelerini de buldular. Bu kanıt, Mortensen çiftinin Rachel'ın ifadesinin anlattığı hikayenin tamamının doğru olduğunun kanıtı oldu. Şimdi bunlar o zaman harbi boş yere mi tutuklanmışlar? Rachel'a göre Martin'in obsesif bozukluğu vardı. Bu bozukluğun semptomlarından biri aşırı organizasyon, bilgiçlik ve kişinin eylemlerini takıntılı bir şekilde kontrol etmesidir. Bu davranışı sayesinde Martin, delilleri olay yerinden dikkatlice saklamayı başardı. Eğer Martin eski karısına bu suçu anlatmamış olsaydı, Pam ve Roger ömürlerinin geri kalanını hapiste geçirebilirdi. Vay amına koyayım, kadere bak lan. Yalan makinesi demek ki insanları şaşırtıyormuş. Today, these two men were arrested for the crime as prosecutors dropped the charges against Roger and Pamela Mortensen to the delight of their attorneys. Their story now appears to be true as Martin Bond and Ben Reddick have been arrested for the crime. This tip that that ultimately came in was the key piece of information that we did not have, that ultimately we were able to confirm. While authorities are clearly embarrassed in the mistaken prosecution of the Mortensons, they insist they never gave up on... Peki bu aile şimdi dava açsa kazanıyor mu? O 4 ay için bir dava açma hakları yok mu? Following other leads in the investigation. Pam ve Roger'ın masum olduğuna dair kanıt elde eden mahkeme onları serbest bıraktı. Dedektiflere göre Pam ve Roger'ın tuhaf davranışları ve ifadeleri kendilerini suçlu gibi göstermişti. Polise ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Bu kadar stres altında yapılan yalan makinesi testinde ise başarısız olmaları normaldi. Normaldir Martin Bond ya. Ve Benjamin Redding'i tutuklayan dedektifler... Zaten %100 doğru bir şey değil işte o makine. Kay Mortensen'ı hangisinin öldürdüğünü bulmak zorundaydı. Karakoldaki sorgulamada Martin ve Benjamin birbirlerini suçladılar. This was an orchestrated event. Ben could not orchestrate Clemens. Ya da bunlar gerçekten çoluklarının çocuklarının birilerinin öleceğinden korktukları için sustular. O yüzden yalan makinesinde de yalancı çıkmış olabilir. They made some random decisions and I tried to clean things and make them orderly to avoid trouble. It was Ben. Absolutely 100% it was Ben. Who cut his throat? It's Marty. Who cut his throat? Bunlar birbirini suçluyor. Who cut it? It's Marty. Who? Marty. Marty who? I swear to God. Marty Bond. They tentatively said hello. And they just kind of walked in. And at that point... Aleyküm selam. Yeah. And they were obviously pretty shocked at that point. Roger cried a lot. And Pam was a little more calm. She basically was just very agreeable, saying, we'll say anything you want us to say. That kind of thing. Too much had been done already. Like, this was, I just didn't want anything more to happen. So, said Ben, you know, we're done, no more. This is it. Leave them be. Just threaten them, scare them, leave. It was a pretty deal for them. That it sucks. You know, they were necessary and they were getting help for some joke. Duruşma sırasında Benjamin Redick suçunu kabul etti. Mahkeme onu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkemedeki itirafı sayesinde 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanı verdi. Martin Bond duruşmanın sonuna kadar suçunu kabul etmedi ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Martin Bond hapishanedeyken gardiyanlardan birine Kay Mortensen'ı öldürenin kendisi olduğunu itiraf etti. They were at a loss as to what to do. And it was easier for them to blame us than to actually spend the time to look at who could be guilty. Bu adamlar kesin dava açmıştır ya. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yazmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abi baksanıza ne kadar garip ya. İki tane adam geliyor, babanı öldürüyor, hırsızlık yapıyor. Ve sen oraya gittiğin için bildiğin babanın katili diye seni seçiyorlar. 4-5 ayda boş yere hapis yatıyorsun ve... Bir hukuk öğrencisi olarak bu olay beni çok motive etti. %99 şüpheli olsa bile kimse suçlanamaz. Bok yoluna gidiyormuş harbiden ha.